çocuklar, Türkçe dersimize hoş geldiniz. Konumuz anlamlı ve kurallı cümle. İş ve hareket bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa biz bu cümlelere anlamlı ve kurallı cümle diyoruz. Peki iş ve hareket bildiren sözcük ne demek? Örneğin koşmak, yemek, almak, vermek, oturmak, sevmek, gülmek. Bu kelimeler iş ve hareket bildiren kelimelerdir. Şimdi birlikte cümleler üzerinden inceleyerek konuyu daha iyi anlayalım. Sabah yıkadım yüzümü. Sabah yüzümü yıkadım. İki tane cümle yazdım. Bir kelimenin yerleri farklı. Hangi kelime? Yıkadım kelimesi. Çocuklar yıkamak iş ve hareket bildiren bir sözcüktür. Birinci cümlede ortada yer alıyor. Bu cümle anlamlı bir cümle. Çünkü ne yaptığını söylemiş bize. Biliyoruz yüzünü yıkamış, bunu söylemiş. Ama kurallı bir cümle değil. Çünkü iş ve hareket bildiren sözcük yıkamak cümlenin ortasında yer almış. Sonunda yer alsaydı biz bu cümleye anlamlı kurallı cümle diyecektik. Bakın ikinci cümlede yıkamak kelimesi iş hareket bildiren sözcük cümlenin sonunda. İşte biz bu cümleye hem anlamlı hem de kurallı cümle diyoruz. Anlamlı ve kurallı cümle. Anlamlı ve kurallı cümleleri birlikte belirleyelim. Seviyorum kitap okumayı. İş hareket bildiren kelime seviyorum. Seviyorum cümlenin başında olduğu için bu cümle kurallı bir cümle değil. Dün arkadaşımla parka gittik. Gittik iş oluş hareket bildiren bir kelime cümlenin sonunda yer aldığı için anlamlı ve kurallı bir cümle. Kalemim kırıldı. Kırıldı cümlenin sonunda yer aldığı için kurallı bir cümle. Sokak hayvanlarına verdim mama. İş oluş hareket bildiren kelime cümlenin ortasında yer aldığı için bu cümle kurallı bir cümle değil. Yeni aldığım top ile oynadık. Oynamak kelimesi cümlenin sonunda yer almış. Kurallı bir cümle. Arkadaşımın yaptığı şakaya güldüm çok. Güldüm kelimesi cümlenin sonunda yer almamış. Ortasında yer aldığı için kurallı bir cümle değil. Kodlama kursuna gidiyorum. Gitmek iş oluş hareket bildiren bir kelime ve cümlenin sonunda yer almış. Bu yüzden kurallı bir cümle. Verilen kelimelerle anlamlı ve kurallı cümle oluşturalım. Kelimelere baktığımda gittik, ailem, köye, ile. Bu kelimelerden hangisi iş hareket bildiriyor? Gittik kelimesi. Öyleyse gittik cümlenin sonunda yer alacak. Cümlemizi oluşturalım. Ailem birincisi ile köye gittik. Yazalım cümleyi. Ailem ile köye gittik. Bakın gittik cümlenin sonunda yer aldığı için anlamlı kurallı bir cümle oldu. Diğer kelimelere baktığımızda topladım iş hareket bildiren bir kelime cümlenin sonunda yer alacak. Cümleyi oluşturalım. Ağaçtan birincisi bu olacak. Meyve ikincisi topladım. Yazalım birlikte. Ağaçtan meyve topladım. Cümlenin sonunda yer aldığı için anlamlı ve kurallı bir cümle oldu. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.